Merhaba arkadaşlar. Sınıflandırmada kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bazı tanımlar, kavramlar vermiştim. Şimdi geliyoruz. Linne'nin sınıflandırma için yaptığı önemli bir buluşa, yani binomial adlandırmaya. Binomial adlandırma nasıl yapılır? İşte sistematik kategoriler nedir arkadaşlar? Bunlardan bu dersimizde bahsedeceğiz. Daha sonra bu canlıların sınıflandırılması için kullanılan bazı özellikler var. Bu özelliklerden bahsedeceğim. İşte vücut simetrisi gibi veya yumurtadaki beslenme şekli gibi arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonraki videomuzda bakterilere geçiş yapacağız. Tabii önce bir soru çözümümüz var. Evet, şimdi hemen bir başlığımızı yazalım. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Binomial adlandırma. Binomial adlandırma. Binomial adlandırma yani ikili adlandırma demektir. Arkadaşlar, Linne 1758 yılında bir çalışma yapıyor ve türlerin isimlendirilmesi için bir teori ortaya koyuyor. Yani diyor ki eğer bu şekilde isimlendirsek daha kolay buluruz, hem de daha kolay isimlendiririz diye söylüyor. Tabii bunu isimlendirmek için de Latince ismini kullanıyor. Yani Latince dilini kullanıyorlar. Neden Latince'yi kullanıyorlar peki? Çünkü Latince'de bir kelime arkadaşlar genelde bir anlamda kullanılır. Mesela düşünsenize Türkçe'yi kullandığımızı. Mesela yüz kelimesi bir sürü anlamda kullanılıyor. Veya İngilizce'de arkadaşlar yine bazı kelimeler birçok anlama geliyor. Dolayısıyla böyle anlamı daha böyle az karmaşık olan, daha anlaşılabilir olan bir dil seçmişler ve Latince'yi kullanmaya başlamışlar. Ve Latince'de arkadaşlar zaten bilim dili olarak kabul ediliyor. O yüzden yine dediğim gibi Latince ismi kullanılmış. Peki hemen yazayım. Kimin bulduğunu da yazalım arkadaşlar. 1758'de Linne. Linnaeus olarak yazılıyor ama Linne diye okuyoruz arkadaşlar. Bulmuştur. Şimdi bu ikili adlandırmanın temelini anlatacağım size. İki tane isim var. Aynı bizim ismimiz, soy ismimiz gibi. Bunlardan birinci isim arkadaşlar cins ismidir. İkincisi tanımlayıcı isimdir. Tanımlayıcı isim. Şu birinci isim, şu da ikinci isim. Birinci isim cins ismi, ikinci isimse tanımlayıcı isimdir. İkisi birlikte neyi oluşturuyor? Şöyle ikisi birlikte tür adını oluşturuyor arkadaşlar. Yani cins ismi ile tanımlayıcı isim bir araya gelince tür adı oluşmuş oluyor. Peki örnek verelim arkadaşlar. Örneğimiz şu. Mesela diyelim ki birkaç tane örnek yazayım ve buna bağlı olarak bazı açıklamalar yapayım. Mesela birincisi Morus alba. Morus alba. İkincisi Pinus alba. Üçüncüsü Morus nigra. Dördüncüsü Pinus nigra. Beşincisi Mus musculus. Musculus. Altıncıyı da yazalım. Homo sapiens. Homo sapiens. Şimdi bunların Türkçe isimlerini vermiyorum. Birazdan vereceğim. Yazacağım şöyle kenarlarına ne olduklarını. İlk önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. İlk isim yani cins ismi akrabalığı belirtir. Bakın hangisi akrabaysa ilk isimleri aynıdır. Veya şöyle de diyebiliriz. İlk isimleri aynı olanlar daha yakın akrabadır. Hemen bakıyorum. İlk isimleri aynı olanlar hangileri? 1-3 Pinus Pinus. 2-4 1-3 Morus ve Morus. 2-4 arkadaşlar Pinus Pinus. Peki Mus Musculus ve Homo sapiensle herhangi bir akraba olan var mı? Yok. O zaman ilk isimleri aynı olanlar neymiş? Akrabaymış. Hemen yazıyorum şuraya. Açıklamalardan birincisi. İlk ismi aynı olanlar akrabadır. Neden? Çünkü cinsleri aynıdır arkadaşlar, unutmayın. Cinsten sonra alt tarafa doğru değişiyor. Evet, şimdi geliyorum ikincisine. Kaç çeşit tür vardır? Kaç çeşit tür vardır? Bunların her biri ayrı türdür. O yüzden arkadaşlar 6 çeşit tür vardır. Üçüncüsü kaç çeşit cins vardır arkadaşlar? Bakın birinci isim cins ismiydi. O yüzden kaç çeşit cins var? Morus,
Pinus, mus ve homo. Yani dört çeşit cins vardır. Cins vardır. Bunların aralarında çiftleşmesi sonucunda verimli döl oluşabilir mi? Verimli döl oluşabilir mi? Mesela Morus nigra ile Morus alba çiftleştiğinde verimli döl oluşur mu? Oluşmaz. Neden? Çünkü verimli döl olabilmesi için aynı tür olması lazım. Yani Morus alba ile Morus alba, Morus nigra ile Morus nigra çiftleşmesi lazım arkadaşlar. O yüzden şöyle diyorum 4. 1-3 1-3 ya da 2-4'ün çiftleşmesiyle verimli döl oluşmaz. Verimli döl oluşmaz. Evet, bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu şekilde. Peki gelelim şimdi bunların Türkçe isimlerine. Arkadaşlar, Morus alba, beyaz dut. Belki de birçoğunuz biliyorsunuzdur. Pinus alba, beyaz çam. Bakın buradaki beyaz alba aslında beyaz demektir. Tanımlayıcı isimdir bu. Morus nigra, kara dut. Pinus nigra arkadaşlar, kara çam. Mus musculus, fare. Homo sapiens de zaten insan, hepimiz biliyoruz. Evet, bakın baktığımız zaman beyaz dut, kara dut. Ne oldu? Türkçe isimlerini yazdığımızda ikisinin akraba olduğunu anladık. Ama biz bunları yazmasak da neyi biliyorduk? Cins isimleri aynı olanlar, yani ilk isimleri aynı olanlar akrabadır diyorduk. Ve unutmayın, ikinci isim akrabalığı belirtmez. Hatta şuraya yazayım, 5 diyeyim. İkinci isim akrabalığı belirtmez. Akrabalığı belirtmez. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar şimdi geliyorum sistematik kategorilere. Sistematik kategoriler nelerdir? Yazacağız hemen onların özelliklerini de yazacağız. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Sistematik kategoriler. Sistematik kategoriler. Şimdi ben şöyle yazacağım. Böyle alttan yukarıya doğru yazacağım. Çünkü bazı özellikler yazacağız değişen. Bizim bir şifremiz var. Hani TYT, AYT öğrencilerine anlatırken de söylüyoruz. Sizler de söylüyorsunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti futbol, bakın familia, takımı takım, sahada sınıf, şut şube, attı alem. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bu şekilde arkadaşlar sınıflandırıyoruz. Şimdi bunların ben Latince isimlerini de yazacağım. Alemin Latince ismi Regnum. Regnum. Şubenin Latince ismi arkadaşlar Pilum. Pilum. Sınıfın Latince ismi Classis. Zaten class İngilizce de aynı şekilde. Classis. Takımın arkadaşlar Ordo. Familyanın, yani ailenin zaten family. Daha sonra cinsin arkadaşlar genus. Türünde species. Evet, bunların ikinci isimleri de bu şekilde. Dediğim gibi normalde TYT, AYT'de bunları anlatmıyoruz ama bize ikinci isimleriyle sorabilirler. Şimdi aşağıdan yukarıya giderken, yani türden aleme doğru gidildikçe ve alemden türe doğru gelindikçe arkadaşlar ne gibi özellikler değişir? Zaten bir tanesini yazdığımız zaman diğerini çıkarmış olacağız. O yüzden ben şöyle diyorum. Türden aleme doğru gidildikçe ne olur? Bakın, türden aleme doğru gidildikçe. Örnek vereyim ben size. Alem için hayvanlar alemi diyelim. Şube için ne olsun? Omurgalılar şubesi. Sınıf, memeliler sınıfı. Takım, etçiller takımı olsun mesela, veya hem etçiler hem otçular takımı. Familia, işte mammalia dediğimiz, işte memelilerin bulunduğu takım. Daha sonra cins olarak homo diyoruz. Tür olarak da homo sapiens diyoruz. Ne oldu bakın? Gittikçe bir daralma meydana geldim. Bakın, ta hayvanlardan insana kadar daralttım. O zaman alemden türe doğru bir
daralma gerçekleşiyor. Türden aleme doğru da bir genişleme gerçekleşiyor birey açısından. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Birey sayısı artar. Birey sayısı artar. Daha sonra çeşitlilik artar arkadaşlar. Peki ortak özellikler ne olur? Ortak özellikler azalır. Ortak özellikler azalır. Benzerlik ne olur? Benzerlik azalır. Türden aleme doğru gidildikçe bunlar azalıyor. Mesela burada ben benzerlik yazdım ya. Bu benzerliğin yerine herhangi bir benzerlik getirebilirsiniz. DNA benzerliği, gen benzerliği, protein benzerliği gibi arkadaşlar. Veya embriyonik gelişim benzerliği gibi herhangi bir şey getirebilirsiniz. Ben genel anlamda benzerlik azalır olarak yazdım. Mesela ortak gen sayısı azalır. Ortak gen sayısı azalır. Bakın burada artan tek şey birey sayısı da çeşitlilik. Geriye kalan her şey ne yapıyor? Azalıyor. Alemden türe doğru geldikçe de tam tersi olacak. O yüzden tekrardan yazmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bilelim. Şimdi geliyoruz. Sınıflandırmada kullanılan ölçütlere bakacağız arkadaşlar. Şöyle başlık yazıyorum. Bazılarını açıklayacağım çünkü. Sınıflandırmada kullanılan ölçütler. Nedir bunlar? Arkadaşlar sınıflandırmada kullanılan ölçütlerden bir tanesi embriyonik tabakaların sayısıdır. 1. Embriyonik tabakaların sayısı. Şimdi bazı canlılarda mesela basit yapılı canlılarda arkadaşlar sadece ektoderm ve endoderm bulunuyor. Bazı canlılarda sadece ektoderm ve endoderm bulunuyor ama daha böyle gelişmiş canlılarda 3 tabaka vardır. Endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakaları vardır. O yüzden embriyonik tabaka sayısı kullanılıyor. Bunu zaten isminden çıkarabiliyoruz. O yüzden çok fazla açıklamaya gerek görmüyorum. Gelelim ikincisine, vücut boşluğu tipleri. Vücut boşluğu tipleri. Şimdi biz üniversitedeyken siz de belki almışsınızdır. Embriyoloji diye bir ders aldık. Embriyoloji dersinde arkadaşlar bu vücut boşluklarını, işte embriyonik tabakaları bize bayağı bir öğrettiler. Tabii üstünden dediğim gibi 6 sene geçtiği için, hatta biraz daha 3. sınıfta mı ne almıştım ben, 7 sene falan geçti. Dolayısıyla unuttuğumuz yerler var. Hatta belki de birçok kısmını unuttuk. Şimdi bazı canlılarda bakın, basit yapılı olanlarda vücut boşluğu bir tanedir arkadaşlar. Yani tek bir tane vücut açığı bulunur. Vücut açıklığın bakımından söylüyorum. Bazı canlılarda arkadaşlar ağız ve anüs olarak iki açıklık bulunur. Bu vücut boşluğu tipleri dediğimiz bu şekilde. Bakın şöyle yazıyorum. Bazı canlılarda tek bir açıklık bulunurken gelişmiş canlılarda ağız ve anüs olarak iki açıklık bulunur. Hatta ilk bulunan canlı da arkadaşlar yuvarlak solucanlardı. Ağız ve anüs olarak iki açıklık bulunuyor yuvarlak solucanlarda. Gelişmişlik açısından baktığımızda ilk olarak yuvarlak solucanlarda görülüyor. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü ise şöyle üç diyorum. Vücut simetrisi. Şimdi vücut simetrisini birazcık açıklayacağız. Vücut simetrisi. Arkadaşlar bizim bazı simetri çeşitlerimiz var. Radyal simetri, bilateral simetri ve ışınsal simetri. Ben bunları şöyle açıklayacağım size bakın. Şöyle ayrıca şekil olarak açıklayacağım. Zaten anlayacaksınız. Işınsal simetri, radyal simetri ve bilateral simetri. Şimdi ışınsal simetride şöyle bir durum var. Mesela yuvarlak bir yapı düşünün. Bakın şöyle yuvarlak bir yapı. Bu yuvarlak yapıyı mesela bir şişe düşünün arkadaşlar. O şişeyi nereden bölerseniz bölün bakın. Şöyle de bölseniz bakın.
Daha sonra mesela şuradan da gelseniz bölseniz veya işte diğer taraftan da, burada şimdi 3 boyutlu olmadığı için gösteremiyorum. Nereden bölerseniz bölün 2 eşit parçaya bölünür. Biz buna ışınsal simetri diyoruz. Bakın. Her yönden 2 eşit parçaya bölünür. 2 eşit parçaya bölünür arkadaşlar. Bu radyal simetri dediğimiz bu şekilde. Şey pardon. Işınsal simetri dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir çember elinizde olduğunu düşünün. Nereden bölerseniz bölün onu 2 eşit parçaya bölünüyor. O yüzden de ışınsal simetri adını alıyor. Gelelim radyal simetriye. Arkadaşlar, radyal simetride de şöyle bir şey var. Merkezden geçen herhangi bir dikey kesit bu canlıyı 2 eş parçaya bölüyor. Şimdi aslında ışınsal simetriyi ben biraz daha şöyle anlatabilirdim. Hani şekil olarak böyle değil de ışınsal simetri sanki radyal simetriyle karışacak gibi. O yüzden bakın şu şekli şöyle yapayım ben. Bunu kabul etmeyelim. Arkadaşlar radyal simetriyi şöyle düşünün. Bakın elimizde yuvarlak var. Bu yuvarlığı ben nereden bölersem böleyim 2 eşit parçaya bölünür mü? Bölünür. İşte radyal ışınsal simetri dediğimiz bu. Bu şekli radyal simetriye çizelim. Radyal simetri de daha açıklayıcı olacak çünkü. Radyal simetride arkadaşlar merkezden geçen herhangi bir yerden böldüğümüz zaman yine 2 eşit parçaya bölünür. O zaman şöyle yazalım. Merkezden geçen herhangi bir dikey kesit canlıyı ikiye böler. Ya da iki eşit parçaya böler. Şimdi bununla ilgili örneklerini vereceğim. Mesela deniz yıldızı. Sonra süngerler ve hidra. Hidra dediğimizde deniz anasıdır, değil mi? Hidra da görülür. Evet. Radyal simetri dediğimizde bu. Gelelim bilateral simetri. Arkadaşlar, bilateral simetri şöyle. Sadece tek bir yerden geçince bu canlı ikiye bölünecek. Bilateral simetride mesela Öglena'yı düşünün. Öglena şöyle bir yapıya sahip. Çok böyle birazcık şey oldu ama. Şöyle bir yapıya sahip. Ben bu yapıyı sadece nasıl bölebilirim? Bu şekilde bölebilirim arkadaşlar. Biz buna bilateral simetri diyoruz. Sadece tek bir yönden bölünür. Yönden bölünür ve arkadaşlar canlıların çoğu bilateral simetridir. Mesela örnek veriyorum. Tüm omurgalılar bilateral simetriye sahiptir, unutmayalım. Evet, simetriyi anlattıktan sonra geliyoruz. İskeletin bulunuşu. İskelet var mı yok mu? Şuraya geçiyorum. 4. İskeletin bulunuşu. Arkadaşlar, iskeletin yani iç iskelet mi, dış iskelet mi bulunur? Buna göre iskeletin bulunuşuna göre de sınıflandırma yapılıyor. Geliyorum diğerine. 5 diyorum. Azotlu boşaltım atığı. Boşaltım atığı. Mesela biz omurgaları ayırırken, sınıflandırırken azotlu boşaltım atığı şudur diyoruz. Buna göre ayırıyoruz arkadaşlar. Mesela azotlu boşaltım atığı omurgalılarda amonyak olan sadece balıklardır. Mesela eğer ki sorularda azotlu boşaltım atığı amonyak olan bir omurgalı için hangisi söylenemez derse direkt olarak balık aklımıza gelecek. O yüzden de azotlu boşaltım atığı da kullanılıyor. Geliyorum şimdi. Yüzgeç, kol, kanat, anten gibi vücut yapılarının benzerliği arkadaşlar. Yüzgeç, kol, kanat, anten gibi vücut yapılarının benzerliği. Bu da yine dediğim gibi bir diğer kavram yani bir diğer ölçütümüz. Nedir bu? Bu da mesela antenlerin bulunması. Antenler varsa vücudunun neresinde var? Mesela kanatların bulunması. Çift kanat mı var, tek kanat mı var? Mesela bazı böceklerde çift kanat, bazılarında tek kanat vardır arkadaşlar. Bu yine sınıflandırmada bir ölçüttür. Geliyorum 7'ye. 7.'si
Simetri şekilleri arkadaşlar. Şöyle. Vücut simetrisi pardon demiştik. Şöyle diyeceğiz vücut sıcaklığı. Yanlış tarafa baktım özür dilerim. Vücut sıcaklığı. Yine vücut sıcaklığı da nasıl kullanılıyor? Vücut sıcaklığı eğer ki vücut sıcaklığını ortama göre ayarlıyorsa biz buna soğukkanlı canlı diyoruz. Eğer ortam ne olursa olsun vücut sıcaklığı sabit kalıyorsa buna da sıcakkanlı canlı diyoruz. Gelelim arkadaşlar 8. Embriyolarındaki örtü çeşitleri. Embriyolarında bulunan örtü çeşitleri. Mesela işte amniyon dediğimiz zar var mı? İşte amniyon kesesi var mı? Eğer varsa işte amniyota yoksa anamniyota gibi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Onu isterseniz yazayım. Amniyon zarı bulunanlara amniyota, bulunmayanlara anamniyota. Anamniyota denir. Evet, bu şekilde de yine isimlendirdik. Şimdi gelelim bir diğerine. Embriyonun beslenme şekli. Bakın bu sonuncusu 9. Embriyonun beslenme şekli. Şimdi bunu da ben 3'e ayıracağım. Yine kısa kısa açıklayacağım. Arkadaşlar ovipar, vivipar ve ovovivipar. Bu da yine bizim embriyo dersimizin böyle olmazsa olmazlarındandı. Ovipar, vivipar ve ovovivipar. Ovovivipar. Evet. Burada ne olacak peki? İlk önce ovipar diyelim. Arkadaşlar yumurtlayan hayvanlar ovipardır. Bunlar da döllenmiş olan yumurtayı arkadaşlar o yumurtanın dışarısında bulunan işte kabuk, içerisinde bulunan işte besinle birlikte yumurta döllenmiş olan zigotu koruyor ve onun canlılığını korumasını sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden de ovipar diyoruz. Oviparlar yumurtlayan canlılar örnektir diyorum. Örnektir. Zigotu yumurta korur ve besler. Yani dış ortamda yumurta koruyor. Gelelim vivipara. Viviparda da arkadaşlar döllenmiş yumurta anne vücudunda kalır. Bakın döllenmiş yumurta anne vücudunda kalır. Döllenmiş yumurta anne vücudunda kalır. Bunu örnek olarak da mesela kimi vereceğiz? Plasentalı memeliler değil mi? Plasentalı memeliler. Bu arada şuna da örnek yazalım. Buna mesela kurbağalar, kuşlar, yılanlar. Bunları da arkadaşlar örnek verebiliriz. Gelelim ovovivipara. Yumurta arkadaşlar anne içerisinde kalıyor, anne vücudunda kalıyor. Fakat embriyo gelişimini yumurtanın içerisinde anneden bağımsız bir şekilde gelişiyor. Biz buna da ovovivipar diyoruz. Mesela akvaryum balıklarında görülür. Lepistes dediğimiz canlılar da görülür arkadaşlar. Daha sonra köpek balıklarında ve bazı kurbağalarda bazı sürüngenlerde görülür arkadaşlar. Ovovivipar. Bakın yumurta anne vücudunda kalır. Anne vücudunda kalır. Fakat anneden bağımsızdır. Anneden bağımsızdır. İşte biz buna ovovivipar diyoruz. Örneklerini yazalım. Bazı lepistesler, bazı kurbağalar. Mesela yine köpek balıkları da örnek olarak verilebilir. Köpek balıkları. Evet, bu şekilde ovipar, vivipar ve ovovivipardan da bahsettik. Eğer ki ben bunu dediğim gibi hani 3 kitaptan hem Campbell'dan hem Pegem'den arkadaşlar hem de ihtiyaçtan birleştirerek anlatıyorum. Mesela şu anlattığım ihtiyaçtan aldığım yerde.
Campbell'da tamam bilimsel olarak anlatmış ama ben sorulara baktığım zaman hani Campbell'daki kısım bize sorularda çıkan kısım birazcık karmaşık anlatmış. O yüzden ben biraz daha toplu bir şekilde anlatmak istedim ve böyle anlattım. Bundan sonraki de videomuzda bunlarla ilgili soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Daha sonraki videolarda da bakterilere başlayacağız. Evet, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.